Özellikle geçmişte çok günaha girmiş insanlar, bütün her şeyi yaşamış insanlar, yani çok şey yaşamış insanlar daha kararlı dine girerler. Yani bir daha dönmez. Yani aklı takılmaz bir daha. Yani acaba ne var demez. Çünkü değersiz olduğunu zaten görmüştür. Değersiz olduğunu gördüğü için zaten Müslüman oluyor. Yani uyuşturucunun çirkinliğini görmüş oluyor. Çirkin şeylerin, fahşanın, her şeyin çirkinliğini görmüş oluyor. Onun için bir cazip yönü kalmıyor. Ama hiç görmemiş bir insan da acaba fikri sürekli kalır. Acaba nasıl bir şey? Yani hakikaten çok cazip mi acaba diyebilir. Ama bakan, gören bakıyor ki sadece bir bataklık ve rezalet, başka bir şey yok. Çok kötü. O yönüyle bir anlamda da avantajdır o kişi için o. Yani daha sağlam olmasını, daha tecrübeli olmasını sağlar. Bir de tebliğ yapıyorsa, eğer dini yayıyorsa uyum kabiliyeti yüksek olur. Yani o insanların refleksini bilir, psikolojisini bilir, ruh halini bilir, onlara nasıl davranılacağını bilir. Çünkü öbürü bilmeyen kişi onları tanımadığı için uyum sorunu yaşayabilir. Yani zorlanabilir. O yönden gönlü çok rahat olsun. Allah onu hayırlara çevirir inşallah. Amin, onda rencide olacağı bir şey yok. Müslümanlığı yaşadığından andan itibaren onun hayatı geçerlidir. Bilerek. Tertemiz Müslümandır. Geçmişi kimseyi ilgilendirmez. Ben şahsen bir kardeşimle tanıştığımda geçmişini hiç sormam ve beni hiç ilgilendirmez. Velev ki çok 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 anormal olaylar olduğunu ispat etseler bana belgelerle, fotoğraflarla, kılım kıpırdamaz ve hiçbir şekilde de muhatap olmam. Beni hiç ilgilendirmez. Çünkü geçmişte Allah onu o şekilde yaratmış. Kader öyle. Benim için son anı önemlidir. Son anda bu mümin, muttaki, tertemiz bir insan mı değil mi? Tamam. Bitti. Ondan gerisini araştırmak zaten bizim haddimize de değil. Yani ceza verecek biz değiliz ki yani. Yargılayacak mı da biz değiliz. Allah'la onun arasında bir hikmete binaen Allah onu yaşatmış olabilir. Gönlü son derece müsterih olsun. Yani ondan tedirgin olacağı. Hatta üzüleceği bir şey yoktur. Yani hatta haram olur üzülmesi. Yani geçmişte ben bunu yaptım diye üzülmesi haram olur. Pişmanlık daha efor sarf edilen, daha canlı olan, daha gayretli olan tavra denir. Pişman denir, buna denir. Yoksa kara kara düşünmek, üzülmek, ağlamak anlamında değil. O haramdır o fiil.